Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Şimdi Atapazarı otogarındayız. Bu akşam saat 11 otobüsüyle VIP Turizm. Evet, VIP Turizm'de şimdi saat 11'de Kalkan'a gidiyoruz. Antalya Kalkan'a gidiyoruz. Vlogumu şimdi başlatayım mı? Bir tık böyle şeyim, keyifsiz görebilirsiniz beni. Sami de arkada. Küçük bir valizi hemen hazırladık. Gelirken Aynur ablanın, bu Betçenli Aynur abla biliyorsunuz, onu videosunu izledim, ağladım, biraz kötü oldum çünkü o acıyı ben de biliyorum. Borax'ı kaybettiğimizde çok üzülmüştüm, çok bir daha hayvan sahiplenemeyeceğim diyordum çünkü yani kaybettiğindeki acısını yaşamaktansa sahiplenmeyeceğim diyordum. Ama işte dediği gibi Aynur ablanın günden güne tabii ki acısı azalacak, hiçbir zaman unutmayacaklar ama başı sağ olsun diyorum. Onun da, robot eniştenin de, Miley'in, çok üzülmüşler gerçekten. Çok zor. Onlar, çünkü onların çocukları gibiydi yani. Hiç böyle bir evcil hayvan gibi değil de gerçekten çocuk gibi düşünüyorlardı onu. Şimdi perona geldik. Saat 11'de aracımız, oturalım. 11'de aracımız Antalya'da ineceğiz. Orada Zinet ablam ve Mevlüt abi bizi bekleyecek. Bizi oradan alacaklar. Baksanıza böyle kalın kalın giydim. Bu eşortman takımımı giydim. Bu da Melike ablacığımın bana verdiği, gönderdiği o kalın şey var, oduncu gömlek. Sıcacık tuttu. Onu giydim üzerime de. Saçlarıma yalnız mor şampuan yaptım. Biraz fazla yapmışım. Lila lila. Bu akşam da otobüste giderken belki canlı yayın açarım diyorum. Hani böyle kulaklığımı takım. Ben yavaş yavaş kulaklığımla konuşurum, kimse rahatsız etmeden. Geldik zaten, 5 dakika sonra otobüsümüz geldi, şimdi Antalya otobüsü. Şimdi bizim 24-25. Kahvemi yaptım. Şurada ben otururum. Burada da anneciğimin şu battaniyeyi aldım. Anneciğimin pideleri var. Gösterebildik mi size? Baksanıza bana pide koydu yol için. Bilecik'teyiz. Saat şu an kaç saniye? 1'e 20 var. En son bu dinlenme tesisine babamlarla gelmiştik. Yine ablamın turuyla. Fatma'nın seyir defteri. Takip ederseniz Instagram'dan, yine turlarımızı oradan da izleyebilirsiniz. Güncel turları görebilirsiniz yani. En son buraya onlarla gelmiştik. Çorba içmiştik. Anne, hatırlıyor musun? Sanırım şu masada. Bir lavabo ihtiyacımızı da göreceğiz. Ondan sonra otobüsümüze geri döneceğiz. Çok soğuk Bilecik. Afyon'dayız. Dumandan da anlıyorsunuz ki sucuk kokuları sarmış burayı. Birer çay içeceğiz. Ya bana bu bile çok geldi. Annemin pidelerle çay söyledik. Şimdi şeydeyiz, Afyon'dayız. Gece saat 3. Sami. Vlogta diyorum ya, annem pidelerini yemeyeceğim diye. Gece 3'te yiyorum. Ay, Sami o kadar güzel uyudu ki. Ben o kadar, yani çok az uyuyabiliyorum. Ve çok önceden bir kere bu VIP Turizm'e binmiştim. Marmaris'e gitmiştik Zinet ablamla sanırım yine. O zaman çok rahat, çok güzeldi otobüsleri. Şimdi hiç öyle değil. Dar, mesafe çok dar. Koltuklar arkaya hiç yatmıyor. Yani çok güzel değil. Önceden çok geniş, çok güzeldi koltuklar. Günaydın. Antalya'da sabah saat 7.10 geçe uyandık diyorum. 7.10 geçe Antalya'ya vardık. Zinet ablamlar da Alanya'dan erken çıkmışlar. Sabi, bunlar ne diyor? Bunun içinde ne var kardeşim, o sarı olan ne? Terbiyesiymiş. Sonra Zinet ablamları bulduk. Hemen otogarın yanında bekliyorlardı bizi. Onlar da bizi beklerken hatta arabada uyuyakalmışlar. Sonra yaklaşık 40 dakikadır işte yoldayız. Şu an Kemer'deyiz. Kalkan'a gidiyoruz. Çorbacı ara çorbacı bulamadık. Bu Kemer'de yani yok, çorbacı yok. Sonra tesadüf ben bir eczaneye uğramak istedim. Bir baktık ki eczanenin yan tarafında çorbacı Şemsi. Şöyle göstereyim. Paçacı Şemsi Kemer.
denk gelerek bulduk yani. Yoksa bulamıyoruz. Evet istiyorum. Ben kelle paça söyledim. Sami çok sevdiği çorbasını söyledi. Neydi Sami? Çürük. Buraların meşhur bir çorbasını. Çürük. Alanya'da da çok onu içiyordu. Zinet ablamla Mevlüt abi de çürük söylediler. Bakalım ben. Çürük dediği yanak etinden yapılıyormuş. Etin daha yağsız yeri. Mesela benim kelle paça daha yağlı. Hani bu kolajenli dedikleri kısmından. Tatlımlar. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl geçti tatiliniz? Yanmışsınız, brozlaşmışsınız. Çok güzel, çok güzel. Evet, yanmışsınız. Ya şimdi son birkaç günde birlikte eşlik edeceğiz onlara. Şimdi şurada çorbamızı içtik. Burada da semt pazarı varmış. Tabii Zinet ablamla biz semt pazarını görünce durur muyuz? Dedik ki 2 dakika hemen bir pazara da bakalım. Şu muza bakın. Yıllarca Alanya'ya geldim. Hani muz ağaçlarını zaten biliyorum. Muzun meyvelerini de hep görüyorum. Ama şu ucundakini hiç görmemiştim. Kırmızı böyle bir meyve gibi çiçek gibi bir şey var ucunda. Burası bir otel ama adını bilmiyorum. Bakalım pazara azıcık. Evet Sami Usta. Memleketine geldin sayılır. Sevmiyor buraları ya. Çok ilginç. Alanya, Antalya'yı sevmiyor. Lokumlar. Annem olsa şimdi hemen şu barbunyalara, fasulyelere koşar. Sami diyorum ki annem olsa şimdi hemen barbunyalara. Ürün. Çilek var değil mi? Evet ne kadar da güzel renkler. Burada acaba, burada. Bak şimdi gel Nilgün diyor ne yapacaksın? Selamünaleyküm. Aa evet. Sanırım saatiniz. Tabii. Bakar mısın? Ben vlog çekiyorum. YouTube kanalım vardı diyor hangi ki. Hangi kanal? Nilgünlük Hayat. Nilgün? Nilgünlük Hayat. Eniştem dedi ki gel sen asıl vlog konusunu burada gör diyor. Bayağı şu sofranın abi. Güzelliğine bakar mısınız ya? Gariban sofrası. Hayır çok güzel. Bayağı böyle gariban sofrası mı olur şuraya bak ne güzel yapmışsınız. Ya bak hala peynir var, zeytin var niye gariban? Ay bereketli olsun inşallah. Hayırlı işler. Ya kumsalı alacağım diyor. Nar çayı o seviyor diyor ama ben bilmiyorum yani. Biraz bir şey verirsin bana burada. Nar çayı alalım. Ay ne güzel kokuyor. Ya şöyle bir avuç kadar ya. Çok olmasın. Asami. Bak bir çayları çekebilir miyim önce? Okaliptüs çayı, zencefil çayı, sultan çayı, elma çayı, mango çayı, sultan çayı, zencefil, okaliptüs yine aynı şeyler. Aa ne kadar ilginç ya. Ben ilk defa, Zinet abla. Ben ilk defa böyle çay gördüm Toz. Sen görmüş müydün? Evet, mango çayı çok güzel. Bu ne çayı? Bunu kokacağım için içecek bir çay. Ne çayıymış o? Bu ne çayıydı? Harika. Efkali çayıymış. Ay bu ne işe, neye yarıyor yani? O nedir Samicim? Bütün hastalıkları çıkardım. Neleri? Hastalığı çıkardım. Hastaları mı? Hastalıkları diyor. Ay onların tadına bana da bir tane yapabilir misin ondan? O da güzel ama. Ama böyle mentol. Evet, kursanı içirdiğim ben bundan çok beğenmiştim. İzmit'te yok böyle bir çay Sami. Abi ya. Bir dakika. Şundan da bana bir aç bir şey. Ha bunu nasıl yapıyor? Bunu iğneyeceksin. Bu sıcak suyla karıştırıp mı yapıyoruz? İçli suyla. Sıcak. Ne kadar koyuyoruz mesela bir bardağa, bir su bardağına? Bu boyda bardağa. Evet. Bu boyda kaşık. Ha o kadar. Ben de Allah. Ne yapayım ben şimdi? Kokla. Kokla. O ne çayı? Okaliptüs. Ay ne kadar. Bakayım ben de. Evet ne kadar. Kameramı sileyim. Gözlerini kapatasın diyor.
şey genizleri açıyor, bronşları açıyor sanırım. Evet, evet. O hangisiydi? Ekaliptüs. Ha, okaliptüs. Şu değil mi? Siyah tane karabiber diyor. Bu karışık. Böyle kırmızı tane biber görmemiştim ben mesela. Pardon. Kırmızı tane biber. Yeşil tane biber. Bu da beyaz tane biber diyor. Neredeyiz? Finike'de değil mi? Evet, Finike'de. Böyle bir yerde durduk. Bakın. Bu otelin plaj kısmını böyle yapmışlar. Ben Finike'yi çok beğendim. Gerçekten harika bir yer Finike. Hazret ablam da beğendi bak. Şöyle size çekeyim. Burada Carpe Diem Otel diyor. Gerçekten bu otele manzarası ve plajı için gelinir yani. Şurada da Ferdi'nin yeri. Harika. Şuradan iniliyor. Biz burada kahve içebileceğimizi düşündük ama bir soracağız bakalım. Şu karşıya. Sanırım oradan sipariş verebiliriz. Bakın buradan iniliyor. Çok güzel. Sami, Allah nasip ederse seneye Finike'ye gelelim. Tatil yapmak için. Amin. Çok güzel. Çok beğendim. Bakın. Kemerden kat ve kat güzel. Değil mi Mevlüt abi? Çok güzel. Kemerden çok çok güzel. Denizi çok temiz. Baksana denizin. Evet, Zinet ablam da beğenmedi kemeri. Ben yıllar önce kemere gelmiştim. Hiçbir bayan değişiklik mi? Göremiyorum. Aynı. Bayan mı yüzen? Tek başına yüzüyor orada. Poza bakar mısınız? Poza bakın. Mevlüt abi, bu nedir? Aşkım. Şey oldu herhalde. Titanik. Titanik. Pozlara bakın. Ama manzara çok şahane. Titanik. Yap yap. Yap yap diyor. Şimdi şoför değişikliği oldu. Mevlüt abi arkada uyuyor biraz. O kadar yorulmuş ki. Hala da Sami sormasa bir şey demiyor. Abi ben geçeyim biraz deyince o zaman arkaya geçti. Finike'den ayrılıyoruz ama bir sürü plan yaparak. Diyoruz ki çok güzel, seneye buraya karavanla gelelim. Muğla 290 diyor. Şeyi de çok merak ediyorum. Bak, Demre'ye de işittim. Demre'ye ben de gitmedim. Güzel geçiyor vallahi. Geze geze gidiyoruz. Gidiyoruz, evet, çok güzel. Baksanıza begonviller. Bakın şurayı göstereceğim size. Bakın bak. Burada bir çay kahve içmeye durduk. Şey gibi. Alaçatı'daki gibi. Ama biraz karanlık çıkıyorsunuz. Siz oturun hayatım, ben böyle bir bakayım. Şunlara bakın. Ah, bir de renkler çıksa, bir güneşten karanlık çıkıyor. Aa, ben Finike'ye hayran kaldım. Ben geleyim. Aa, şurada bir sürü var. Yok, karanlık çıkıyor. Ters açı olduğu için sanırım. Çok güzel yazmış. Bana doğru bir bakın. Ekran resmi alayım. Kapak resmini. Ama işte karanlık çıkıyor biraz. Karettaya bakın. Ay kocaman. Ve bir bacağı yok. Sami herhalde denizde bir kazaya ya da bir yeri sıkıştırdı değil mi? Bakın gitti. Ay kocaman ama. Benim kadar vardır o. Sohbete mola için durduk. Daha şuradan girdiğim gibi. Şu kameram bak yine kirli sanırım. Daha girdiğim gibi dedim ki Zinet abla, bu tahinden alalım. Çünkü ben tahin pekmez hastasıyım. Bunu hemen anladım. Şey yazıyor üzerine. Geleneksel taş değirmen tahini. Sonra biz bakarken beyefendi dedi ki buralı biriymiş. Bu tahini kaçırmayın dedi. Bu eski taş değirmenlerde öğütülüyor dedi. Bir kokusu var. Yani gerçekten nadir yediğim tahinlerden. İnanılmaz güzel. Kokusu, tadı muhteşem. Bakın şöyle göstereyim. Belki internetten de bulursunuz. 110 lira diyor şeyi, 1 kilosunu. Ben böyle 2 tane
2 kilo aldım. Uzun uzun ya da böyle, bunlar hepsi birer kiloymuş ama. Bir de bu keçi boynuzu pekmezi. Bir tane de bundan aldım. Bu da çok güzel, çok yoğun. Bakın. Sen ne aldın Zinet abla? Ha, o da öyle aldı. 2 tane birer kilo bir pekmez. Bizim de öyle. Yani burası 320 sütü sanırım. Ya 310-320. Bayana sordum sizin için. Gerçekten bunlardan muhakkak alın. Doğal anne eli diye. Instagram'dan mı? Instagram'dan. Doğal anne eli sayfasından bu marka, bu tahini alabiliyormuşsunuz. Ezan okunuyor burada da. Biraz size. Kaş'a çok yaklaştık bu arada. Kaş'tan ezan sesini dinleteyim. Şurada cami. Ay, arabamız bozuldu. Yağ akıtıyor. Şimdi en yakın şurayı bulduk. Ve o şeydeki bozulan parçası mı sanırım ne, yokmuş. Siparişle geliyor diyor. Nasıl bir şanssızlık. Kaşa 10 kilometre falan kaldı. Ah, size bu güzelliği göstermeden gidemezdim. Kaputaş plajına geldik. Şu güzelliğe bakın. Ay gerçekten şaheser. Şuraya bak. Ama aşağı inmek için yaklaşık 500 basamak iniyorsunuz. Hadi indik. Ama bunun bir de çıkması var. Şu an biz de oraya denize girmeyeceğimiz için Zinet ablamla böyle durduk. Dur, manzaraya doğru seni çekeyim şöyle. Hem vlogta hatıra kalsın hem ekran resmi alayım. Ama karanlık çıkıyor ki. Şöyle yukarıdan çek. Evet ama karanlık çıkıyor Zinet ablacığım ya. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel ama derin bence ya. Derin mi? Ay maviliğe bak. Derin yani. Ay böyle bak, hiç görünmüyor kamerada, görüyor musun? Evet. Şu an nazar boncuğunun en açık hali gibi. O kadar güzel mavisi. Bakın şurada da basamaklar var. Ben daha önce bu Kaputaş'a hiç gelmemiştim. Ablamın bilgilendirmesiyle biliyorum. Öyle dedi. 500, yaklaşık 500 basamak var dedi. Böyle bayağı yüksekte. Sen gelmiş miydin? Ay çok, ama mavinin bu kadar güzeli olamaz ya. Böyle şurası. Çok güzel. Sanki şu nokta yaklaştırsam belli olacak mı? Ay böyle bir mavi. Nasıl bir mavi bu Sami? Buz mavisi. Buz mavisi. Şöyle hepimiz selfie çok yapacağız. Güzel. Selfie yapalım. Hadi biz şimdi birazcık resim çekilelim ama ilk önce size çektim vallahi. Hemen size bunu göstermem lazımdı. Çok ileri gidememişler zaten ve tel çekmişler. Ay çok güzel, çok temiz. Maşallah, subhanallah. Rabbimin verdiklerine ne kadar şükretsek az. Baktıkça şükrediyorum. Ay gidiyor da. Kalkan'a geldik. Şimdi kiraladığımız evi arıyoruz. Navigasyonu yazdık. Sanırım bir 100, ne kadar var dedin? 500 metre. Egon Villar hala çok güzel burada. Geldik. Evimiz burası. Burası otoparkı. Şöyle sanırım giriş burada. Şimdi size böyle bir ev turu yapayım burada, değil mi? Burası hep villa. Yani her yer hep villa villa. Villaların isimleri yazıyor. İşte Naravi, işte Villa Selvit, Villa bilmem ne, Villa. Öyle gidiyor bakın. Biz sadece şurayı gördüm. Pansiyona benzettiğim. Geri kalan hepsi böyle kiralayabiliyorsunuz. Ama biz kısa dönem kiraladığımız için işte 2 gece 3 gün burayı bulduk. Havuzu da var. Şimdi girelim içeriye, ben size biraz ev turu yapayım. Ah, benim muz ağacım da bu kadar olacak mı? Ne güzel bir muz ağacı şöyle girişte. Taş basamaklar. Ben de hayatım. Aldım. Ben de sizinle birlikte giriyorum. Bakın böyle alaçatı konseptli gibi bir görüntüsü var. Ay ay ay, nar ağacı var bahçesinde.
çok güzelsin. Evi unuttum yalnız. Nar ağacını görünce. Şunlara bakın. Zinet abla. Sami'cim bakar mısın? Telefonumu alabilir miyim? Ha, çantamda bakalım. Oo maşallah kocaman kocaman. Ay çok güzel bir bahçe. Şurada barbeküsü var. Şimdi evin anahtarını tarif edecek bize. Şifreli aşkım. Ha şifreli mi? Ha, anahtarını tarif edecek deyince ben yerini söyleyecek sandım yalnız. Ruhum fakir Sami'cim. Affet yani ruhum akmeşili. Hadi bakalım açta şöyle bir sistem neymiş. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evimize geldik. Bakın buradan şöyle bir basamakla alt kata iniliyor. Çok güzel bir lambası var. Burası mutfak, çamaşır makinesi. Aa, çok güzel. Şu üst kata çıkan merdivenler. Tertemiz değil mi Zeynep abla? Şöyle bir şey var. Oh tatlım benim. Gerçekten güzel. Ve tertemiz. Buradan sonra çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bu da bize ait havuzumuz. Sonsuzluk havuzu gibi Zinet abla. Gibi değil öyle yapmışlar. Şezlonglar. Burada masa. Yemek için. Burada ayrıca bir koltuk. Çamaşır askısı. Şimdi üst kata çıkalım. Şurayı gösterdim mi? Bu taraf mutfaktı. Şimdi biraz önce çektiğim yer. Burada alt katta böyle bir banyo tuvaleti var. Sonra üst kata çıkalım. Burada yine bir banyosu var. Ha, o kapı gitti sanırım. Kullanılmıyor. Burada bir odası var ve tertemiz. Gerçekten tertemiz. Kintoş. Yorgun ilgin. Burada bir yatak odası var. Işığı açayım. Sonra nereden açılıyor bu? Ha burada. O biraz zor açılıyor. Burada böyle bir balkonu var. Ve manzaramız üst kattan. Burada zeytin ağaçları. Üzerlerinde zeytinler var. Yani gönlünüz rahat kiralayabilirsiniz. Muhteşem, tertemiz. Her şey tertemiz ve çok güzel. Özenle düşünülmüş, temizlenmiş. Şimdi ben bizimkilere bakayım. Size ev turunu yaptıysam. Şimdi birazcık yerleşelim. Şurada bir camı var. Alt kata ineyim. Umarım her yeri göstermişimdir. Yani şurada şöyle bir ayakkabılığı var. Şimdi bizim şuradan evden geldim. Samiler arabayı yaptırmaya gitti. O geçici olarak bir yöntem orada bulunmuştu. Bakın şöyle aşağı indiğinizde sanırım böyle plaja gidiliyor. Çünkü bizim oradan aşağısı plaj görünüyordu. Şurada bir şey var diyor. Pizzacı var. Yukarıya doğru çıktığımızda kafe gibi bir yer. Şimdi ben bir market arıyorum. Zinet ablam da evde. Ay şu bayırı çıkıyorum. Çünkü en yakın Carrefour varmış. Bu evi de çok beğendim. Bu da öyle. Hepsi çok güzel evler.
Şöyle bir de dışarıdan çekeyim size. Ondan sonra artık ben yerleşmeye başlayayım. Ay şimdi çıktım market aramaya ya. En yakın market Carrefour dediler bana. Öyle bir bayır çıktım ki aman Allah'ım. Sonra geri döndüm. Tam dönerken baktım. Bir çalışan beyefendi vardı otelin önünde. Kahvemi içiyorum bu arada, Zinet ablama da yaptım. Dedim ki market yok mu burada telefonla getirebilecek? Var dedi. Ondan sonra Allah razı olsun hemen telefon ettim. Nescafe söyledim. Yoğurt söyledim. Ondan sonra... Ne olur ne olmaz gittiğimizde aç oluruz dedim, bir şey bulamayız. Gelirken yoğurt, pardon bunu marketten söyledim. Bir yağ getirdim, şeker, tuz, sarımsak, sıvı yağ, kuşburnu reçeli aldım. Bir pakette makarna aldım. Şimdi hemen koydum, bu arada makarna pişiriyorum. Hani akşama kadar bunu bir sarımsaklı yoğurtlu yaparım, bir atıştırırız. İyi ki bunları yanımıza aldım ama yoksa marketi de bulamasaydık böyle bekleyecektik. Sami ile Mevlüt abi de arabayı yaptırmaya gitti. İyi oldu yani, bu getirdiklerimiz şimdi bizi birkaç saat idare eder. Sonra da zaten hazırlanır ya dışarı çıkarız, bir şeyler yeriz. Zaten evde yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü zaten iki gün kalacağız. Bunun için de çıkıp tekrar alışveriş yapıp gelip uğraşmaya, vaktimizi öldürmeye değmez dedik. O yüzden kahvaltımızı, öğlenimizi yine akşama dışarıda yeriz dedik. Hiç Nescafe içmez biliyor musunuz? Türk kahvesi içmez. Dedi ki, vallahi hiç ne kahve içerim ne Nescafe içerim ama Nilgün'e özendim. Yap bir kahve de dedim, şu manzaraya karşı içelim. Ama gerçekten çok güzel, çok ya. Güzel. Çok da temiz. Bu ev olmasa. Hele evet, bu ev olmasa resmen sahil önümüzde. Şuradan görünüyor ama manzara. Şu kısımda görünüyor. Yani tarihi an. Sinet ablamın kahve içmesi. Şimdi kahvemi de içtim. Biraz böyle kendime geldim ama başımın şu kısmı müthiş ağrıyor. Şöyle şurası. Sinüzitten mi, cam açık geldim, o mu çarptı bilmiyorum. Sami ile Mevlüt abi de, burada da duş varmış dışarıda havuz için. Daha yeni yeni görüyoruz, daha evi size gösterirken gezdim. Bir daha bir yeri gezmedim yani, kahve yaptım, makarna yaptım. Oturdum azıcık böyle dinleniyorum, şu müziklerini de inşallah telif yemem. Yandaki evde var, müzik var. Şimdi onlar da geliyorlarmış, arabayı bırakmışlar. Tamirciye bırakmışlar. Parçası yarın gelir demişler. 2-3 saatte takılır. Yarın akşamüstü alırsınız demişler ama sıkıntı yok. Daha 2 gün buradayız. Vallahi bugün yolla birlikte böyle biraz karışık bir vlog olmuş olabilirim. Yine de size hep gittiğim, yaptığım şeyleri çekmeye çalıştım. Yarın öbür günde inşallah güzel, eğlenceli vlog gelecek. Allah nasip ederse. Ablamlar da, annem, ablam, Kumsal, Uğur abi Akmişe'den çıkmışlar. 2 saat önce falan. Onlar da Burdur'a gidiyorlar. Annemi oraya bırakacaklar. Yarın sabah onlar da buraya kalkana gelecek. Onların da evleri yakın bize. Sabah bize hatta kahvaltıya gelecekler. Ondan sonra öğleden sonra kendi evlerine geçecekler. İşte böyle güzel, inşallah sakin vlog yarın sabah başlayacak sizler için. İnşallah bugünkü vlogumu da beğenmişsinizdir. Gittiğim her yere, kalkanın çarşısını, inşallah gittiğim her şeyi size çekeceğim. Çekmeye çalışacağım. Hiç yani gördüğüm her güzelliği, her değişik şeyi size çekmeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz bu vlogumu da. Sizleri çok seviyorum. Ben birazcık dinleneyim, müsaadenizi isteyeyim. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Yorumlarda buluşalım, olur mu?